Tekrar merhaba arkadaşlar. Bu arada ben Haydar Bey'in 2 yazdığını görüyorum. Haydar Bey, o 2'yi bilemedim, ne demek istediniz? Neyse, yazarsınız biraz sonra. Arkadaşlar, mecaz anlamı şöylesine bir genel hatlarıyla gördük ama mecaz anlama girdiğimde söylemiştim size, bu konuya girdiğimde söylemiştim. Mecaz anlamla ilgili bazı olaylar var, söz olayları var. Mecaz anlam yapma yolları var. Önce bunlar üzerinde biraz duralım. Çünkü bunlar ilk dersinde de söylediğim gibi arkadaşlar, cümlede ve paragrafta anlam konusunda seçenek olarak karşınıza çıkabilir. Şimdi mecaz yapma yollarından ilki arkadaşlar, benzerlik ilgisine dayalı mecazlardır. Bunların ilki eyetileme, istiare dediğimiz mecaz yolu. Fakat İsterseniz biraz bilgimizi tazeleyelim. Benzetme neydi? Benzetmenin kaç unsuru vardı? Benzetmenin unsurlarını gördükten sonra istiareyi daha iyi kavrayacağız. Arkadaşlar, benzetme aralarında benzerlik bulunan ya da nitelik bakımından benzerlik bulunan iki şeyden niteliği zayıf olana, niteliği güçlü olandan özellik aktarmadır. Ve benzetmenin 4 unsuru vardır. Bunu bir örnek cümle üzerinde görelim isterseniz. Ne diyelim? Adam uyurken, burada bir sıkıntı var, çocuk gibi masum. Şimdi uydurdum, böyle bir cümle uydurdum. Şimdi arkadaşlar, adam uyurken çocuk gibi masum. Bakıyorum. Burada en güçlü olan unsur nedir? Bakıyorum sizlere. Güçlü olan unsur hangisi arkadaşlar? Çocuk. Evet. Çocuk kendisine benzetilendir. Çocuk kendisine benzetilen. Benzeyen nedir? Adam. Peki hangi yönüyle adam çocuğa benzetildi? Masumluk. Benzetme yönü. Bir de neyimiz var bizim arkadaşlar? Benzetme edatımız. Arkadaşlar, bu 4 unsurun bulunduğu benzetmelerde mecaz yoktur. Bunu bir kere bilelim. 4 unsurunun bulunduğu benzetmelerde asla ve asla mecaz yoktur. Mecaz nerede vardır? İstiarede vardır. Peki istiare nedir? Arkadaşlar, istiare benzetmenin kendisine benzetilenlerden, kendisine benzetilen ya da benzeyenle kurulan benzetmelerdir, istiareler. Ya kendisine benzetilen olacak ya benzeyen olacak. İkisinden biri olacak. Ne benzetme yönü olacak, ne benzetme edatı olacak. Bunların hiçbiri olmayacak. Sadece ikisinden biri olacak. İkisinden birinin olduğu benzetmelerde mecaz vardır. Peki, bunu şuradaki örneklerden bakalım bir arkadaşlar. Öncelikle eyretilemenin ne olduğunu bir tanımlayalım. Arkadaşlar, eyretileme benzetme ilgisine dayalı olarak bir sözün başka bir söz yerine kullanılmasıdır. Bakın, mutlaka benzetme olması gerekiyor. Benzetmenin olmadığı mecazlar da var, onları da biraz sonra işleyeceğiz. Benzetme ilgisi kurularak bir sözün başka bir söz yerine kullanılması. Biz eyretilemeyi iki türlü yapıyoruz arkadaşlar. Bir açık eyretileme, bir de kapalı eyretileme şeklinde. Açık eyretilemelerde benzetmenin en güçlü unsuru kullanılıyor. Benzetmenin en güçlü unsuru nedir arkadaşlar? Benzetmenin en güçlü unsuru kendisine benzetilendir. Tanımda ne demiştim? Aralarında ortak özellikler bulunan iki şeyden zayıf olana, güçlü olandan özellik aktarmadır demiştim. Dolayısıyla örneğimizde adam çocuğa benzetilmişti. Orada en güçlü unsur neydi? Çocuktu. Kendisine benzetilendi. Açık eyretileme dolayısıyla neyle yapılıyormuş? Sadece kendisine benzetilen ile yapılıyormuş. Bakalım.
Örneklere bakalım. Bizim tilki gene ne düşünüyor kim bilir? Tilki, bizim tilki. Arkadaşlar, tilkinin özelliği nedir? Kurnazlık. Peki burada kurnazlıkla ilgili herhangi bir ifade var mı? Yok. Peki tilki kendi anlamında mı kullanılmıştır burada? Hayır. Tilki burada kurnaz bir insan yerine kullanılmıştır. Kurnaz insan. Peki o kişiden bahsettim mi? Kurnazlığından bahsettim mi? Bahsetmedim. Sadece ve sadece tilki sözcüğünü kullanarak bir mecaz yaptım. Tilki burada kendi anlamında kullanılmamıştır. Aşağıdaki örneğe bakalım. Yılanla yatan eğri kalkar. Yılanla yatan eğri kalkar derler. Yılan burada nedir arkadaşlar? Gerçek anlamında mı kullanıldı burada? Hayır. Yılan burada kötü niyetli insanlar anlamında kullanıldı. Eğrilik nedir? Kötü davranıştır. Dolayısıyla yılan ve eğri sözcüğü arkadaşlar açık istiarenin bulunduğu sözcüklerdir. Herhangi bir benzeyene rastlamıyoruz burada. Benzetme yönü de yok, benzetme edatı da yok. Hiçbiri yok. Sadece neler var? Kendisine benzetilen yılan ile eğri sözcükleri var. O gül gülünce gözlerime gönlüm kendine gelir. O gül gülünce. Gül burada kendi anlamında mıdır? Hayır. Bu cümleyi kim kurduysa muhtemelen kime söyledi bunu? Sevdiği kişiye söyledi, sevgilisine söyledi. Gül burada bu cümleyi kuran kişinin sevgilisidir. Peki gülün herhangi bir özelliğinden bahsetti mi burada? Hayır, gülün herhangi bir özelliğinden de bahsetmedi. O kişinin kim olduğunu da bilmiyoruz. Sadece gül sözcüğü var ve gül sözcüğüyle burada bir mecaz yapılmıştır. Gelelim kapalı evretilemeye. Öncelikle sormak istediğiniz bir şey var mı arkadaşlar? Sormak istediğiniz bir şey varsa ben ara ara bakıyorum, siz oraya yazarsınız. Kapalı eğretileme. Bu da sadece benzeyenle yapılan eğretilemedir arkadaşlar. Kapalı eğretilemede genellikle kişileştirme vardır. Her zaman olmasa bile genellikle kişileştirmenin olduğu yerde bir kapalı eğretileme söz konusudur. Bakıyorum, derinden derine ırmaklar ağlar. Evet, arkadaşlar... Irmak sözcüğü burada kendisine benzetilen değil, benzeyendir. Irmak sözcüğü neye benzetilmiştir? İnsana benzetilmiştir. Dikkat ederseniz burada ne vardır? Bir kişileştirme vardır. Askerlerimiz kükredi. Evet, askerlerimiz burada neye benzetildi? Arslan'a benzetildi. Peki aslan sözcüğü geçiyor mu burada? Geçmiyor. Yani kendisine benzetilen burada kullanılmamış, sadece benzeyen kullanılmış. Burada da bir kapalı eğretileme söz konusu. Bir tane soru var, hemen onu yapalım. Cevabı hemen bileceksiniz. Aşağıdakilerin hangisinde bir söz benzetme ilgisi kurularak... Benzetme ilgisi kurulmadan derse o başka bir şeye giriyor. Benzetme ilgisi kurularak başka bir sözcük yerine kullanılmıştır. Bizim çocuk maymun gibi taklitçidir. Burada benzetmenin bütün unsurları var. Bakın, bizim çocuk benzeyen, maymun kendisine benzetilen gibi benzetme edatı, taklitçi, benzetme yönü hepsi var. Dolayısıyla burada istiareden söz edemeyiz. Bu tip sorular arkadaşlar istiareyi bulmaya yönelik sorulardır. Bu dört mısra değil, yüreğimi parçalayan bir oktu. Evet, parçalamak özelliği oka ait benzetme yönü, ok kendisine benzetilen ve yürek de benzeyendir arkadaşlar. Burada da istiareden söz edemeyiz. Sen onun gibi kurnaz değilsin. Evet, burada da gene bir istiare söz konusu değil, benzeyen var. O var, kendisine benzetilen var, kurnazlık var, benzetme yönü var, gibi var. Benzetmenin dört ögesi de var. Dolayısıyla burada da bir istiareden söz edemeyiz. Kuzum yine ateşler içinde yanıyor bugün. Evet, kuzu sözcüğü. Arkadaşlar, annelerin çocukları için söylediği bir söz, kuzu sözcüğü. Bakıyorum, peki kuzuya benzer bir yönü var mı burada çocuğun? Yok.
kuzunun özelliği değildir ateşler içinde yanması. Dolayısıyla kuzu sözcüğü arkadaşlar kendisine benzetilendir, çocukta benzeyendir ve burada bir açık istiare söz konusudur. Evet, istiare ile ilgili söyleyeceklerim bunlar. Sormak istediğiniz bir şey olursa ben bakıyorum, cevaplayacağım burada hemen. Peki, arkadaşlar gelelim ad aktarmasına. Düz değişmece de diyoruz, mecazi mürsel de diyoruz. YGS'ye, LYS'ye hazırlanırken bunlarla daha önce karşılaştınız. Ama biz tekrar hatırlayacağız bu konuları. Arkadaşlar istiare neydi? Benzetme amacı güdülerek bir sözün başka bir söz yerine kullanılmasıydı. Mecaz-ı mürselde benzetme ilgisi yoktur. Ve biz mecaz-ı mürseli şu şekilde tanımlıyoruz.